Aralarında kalp hastaları, KUAF ve epilepsi hastalarının da bulunduğu yüz binlerce hastayı ilgilendiren müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Hastaların sık kullandıkları 30 ilaç daha sosyal güvence kapsamına alındı. Biz hastalara karşı çok sıkışık kalıyorduk. Hani niye ödemiyor, niye devlet bunları karşılamıyor gibi. Artık o ilaçları da devlet karşılayacak. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeyi verdi. Bu uygulama güzel bir uygulama, takdir ederim. Süper. Hatta daha da eklenebilir, bayağı hastalar var sonuçta. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 30 ilacın daha bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendiğini açıkladı. Yani şu an tansiyon ilaçları, kanser ilaçları hepsi şu an görüyor, işlem görüyor. Mevcut durumda 8000'in üzerinde ilaç geri ödeme listesinde yer alıyordu. Bakanlık o ilaçlara yenilerini eklemeye devam ediyor. İlaç alıyorlar, bunu sigorta karşılıyor mu diye soruyorlar mı size? Tabii, ilk sordukları şey zaten. Sigorta karşılıyorsa alacağız, yoksa kalsın diyorlar. Özellikle kalp hastaları ve KOAH hastalarının mutlaka kullanması gereken ilaçlar. Sonuçta zorunlu ilaçlar bunlar, hani hasta alması olmayacak. Bakanlık o ilaçlar da parasız olacak dedi. Tabii ki çok iyi, alamayan bir sürü insan var. Artık aralarında kalp rahatsızlığı hastalıklarının tedavisinde kullanılan, epilepsi ve KOAH hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılan ilaçların da bulunduğu 30 ilacı sosyal güvence kapsamında temin edebileceksiniz. Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar sadece kalp hastalığı, KOAH ve epilepsi için değil. Antibakteriyel ilaçlar, vitamin destek grupları, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar da kapsama alındı. Cilt hastalıkları falan, egzama, lupus, onlar da etkilense iyi olur. Gerçekten onlar da çok pahalı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8547'ye ulaştı.